Beyler yine günün, gecenin ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de 2024'te bizimle buluşmak isterseniz aha şu adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi masanın başına oturtuyoruz. Bir canım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. İlk yarışmacı olmak çok zor. Her zaman değil. Öyle mi? Tabii hiç belli olmuyor işler. Yani ilk yarışmacı olunca bazen o kadar iyi gidiyorsun ki arka taraf zaten morali çöpe dönüyor. Yok ya. Tabii. Arkada şampiyonlar var. Dönen bir şey olamaz. Çok güzel. Yok. Zaten onun öyle bir şeyi yok. Endişesi yok yani. Yok. O emin. Evet. Enteresan. Ben de çok merak ediyorum. Geldiğinde şuna basıyorum. Ne olur. Evet, basacaksın. Bas. Bu kadar. Böyle bir yeteneği var. Ne diyor acaba? Yani? Öyle bastım işte. Tamam. Çok güzel bastınız Bircan. Aa, İnşallah. Yarışmayı bu kadar sanıyor. Hayır, inşallah öyle değildir. Beni de endişelendirdi şimdi. Bircicim, soru soracağım. Tamam aşkım. Ha, okey. Yani hazırım. Tamam, kaynana dilimi de aldım. Çok güzel. Peki. gerçekten hazır mısın? Bilmiyorum. Başlayalım bakacağız. İlk elin günahı olmaz. Bir tane soru soralım, ondan sonra anlayalım mı ne oluyor? Hadi bakalım. Tamam. Hanımlar beyler, ilk kelime geliyor. Rastlantıları düzenleyerek insanların iyi veya kötü yaşam sürmelerine neden olduğuna inanılan gizli güç. Baht, talih. 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 Şans. Yok. Talih. Şans. Şans. Doğru cevap. Tamam. Tamam böyle. Okey, tamam. O zaman sen bana böyle fıt fıt bas diyeceksin. Aynen. Tamam ya. Bilce, okay. Ben bilemedim bunu. Ben evet. Kafasını karıştırdım. Böyle yapıyorum. İrem okay. Enisi bitirdi orada. Tamam, anladık. İrem bakını buldu. Yavaş yavaş açılırsın. Açılacağız. Evet. Hadi inş. Nasıl? Biraz rahatladı. Evet evet, bir tık. Heyecanım bir tık yavaş yavaş atıyorum. İkincisi de zaten dört harfli. Bir, o da böyle bir kolaylamaya yardım bakalım. Eder. Bakalım gelsin ikinci dört harfli sorumuz. Bakalım neymiş. Yanıp kül olduğu, ardından kendi küllerinden yeniden doğduğu anlatılan efsanevi kuş. Anka. Anka doğru cevap. Bana gelecek. O soru bana gelecek. Serçe. Harikulade. Güzel. Güzel. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Tamam. Mükemmel. Azıcık şey rahatladım. Azıcık rahatladın. Evet. Tamam. Biraz daha yüksek söyleyebilir misin cevabı? Çünkü tamam. Kelime polisleri duymuyor. Tamam. Duymadığı zaman kelime polisleri mi var? Evet. Bir editörümüz var, bir de kelime polislerimiz var. Kelime, tamam peki. Tabii. Saygılar hepsine. Aynen. Yani mesela süre bitince cevabı verdin ve tam o anda kelime açıldı ya, onlara soruyoruz, hemen kesiyorlar. Tamam. Çünkü burada süre de önemliydi galiba. Tabii. Ne kadar sürede bildiğini. Şu an mesela 3 dakika 41 saniye var. Şahane. İki soruda 19 saniye harcadık. Ne kadar hızlı bulursam evet, o kadar iyi. Evet, o kadar tamam, faydalı. Tamam, hatırladım ya. Gayet iyi. Hafızamız zayıf normalde. O zaman 5 harfli ilk kelimemiz gelsin. Bakalım o nasıl gelecek. Ay. Karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle oluşturulan ortam. Hazar, sulh. Karşılıklı hoşgörüyle oluşturulan ortam. Harf alayım. Aa, niye? Evet. Şe. May hoş. Sus be. Karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle oluşturulan. Sulh. Yurtta sulh. Barış, barış. Barış. Barış, doğru cevap. Doğru, eş anlamlısı oluyor. Tamam. Okay. Ben yine bilemem. Nasıl? Tamam. Ben yine bilemem. Nasıl bilemedim? Hayır, yani... Ben kesin birinciyim. bunlarla. Ya, sonuç şeydi, bir şey attım aklı karışsın diye de. My horse. Evet. Çok bir bulabildiğimiz bir şey değil Barış, o yüzden belki. Çok bulabildiğimiz, rastladığımız bir şey değil Barış, o yüzdendir belki. Mesajlar verildi burada. Mesajsız barış kapattım. İstiyoruz 2020. Barış evet, yurtta barış. Sulh, cihanda sulh aynen. Dediği gibi Ulu evet. Önderimizin biz de onu diyoruz ama dinleyen var mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Efendim 5 harfli ikinci kelimemiz gelsin, ne oluyorsa olsun artık, buyursunlar. Göremiyorum. Sadece torun sahibi olanların sahip olduğu bir hısım veya akraba türü. Sadece torun sahibi olanların. Evet. Akraba. Hayır. Torba. Sus ya. Torba mı? Torba ya, ne bileyim ben. Hayır hayır, şöyle. Akraba türü. Mesela torunum varsa benim hangi derdim, akrabalarım olur? Hangi akrabalarım olur? Torunum varsa benim büyük akraba, yaşlı. Hayır, torunun varsa sen yaşlısındır büyük ihtimal. Ne? Gelinin veya damadın var. Demek ki başka neyin var?
gelinim, damadım, torunum, çocuk. O torun dedik zaten, torun var. Torun değil. Başka neyin olur? Harf al. Harf alayım. Harf al. Ü. Ü. Elçi. Sus. Aman be, harf alayım. Harf aldık. Çıkmaz bu. Ü. Küçük. dur onu. Ölümlü dünya. Sakin ol. Aa. Yine aynısı oldu sevgili izleyenler. Küçük mü? Hayır tabii ki değil. Küçük mü? Küçük bir akraba mı? Küçük enişteyi diyor ya. Biraz yardımcı olun siz de benim arkadaşıma. Oluyorum. Mesela gelin damat var ya. Mesela evet. Senin oğlun var. Senin gelinin var diyelim. Evet. Şimdi gelini ben söyleyeyim. Başka gelinin üzerinden ne akraban olabilir? Görümce mi olabilir? Olamaz. Sen damadın annesisin. Damadın annesi. Süreyi durdurdunuz. Durdurdum evet. Evet. Gelinin... Bu yarışma böyle biter. Birce, gelinin ailesi senin neyin oluyor? Ne bileyim ben, neyim oluyor? Ailem oluyor. Hayır, oraya değil. Git ya. Kaynanalar birbirine neyi olur? Evine gönder. Evine gitsin istemiyorum. Kaybettin. Elenme. Hayır, elenme yok. Bir saniye. Hayır, açmayın diye. Dünür ne ya? Dünür ne? Küçük küçük ya. Küçük cevap veremeyen sensin. Küçük. Nereden bilsin o dünürü? Devam et. Bak, büyük de olurdu. Kalbim oturuyor. Sen aşkım. Elendin şu an. Hayır, elenemem bu kadar erken. Daha elenme. Hala yarışacağım demen de ayrıca bir cesaret yani. Elenme yok. Ay. Arkadaşlar ama bak, nereye dünür, geldiğinizi bak, farkında dünürü, mısınız bak, dünürü, hocam? Birce arkanı dönüp durma, ne yapıyorsun? Aa! Ay çok gülüyorum. Dünür bak, dünür normalde televizyon karşısında olsam bilebilirdim belki. Aynen. Hayatım ama işte onu diyorum, kafası gidiyor insanın. Evet, küçük gidiyor. Dedin ya. Akraba soruyorum, küçük. O da arkadan diyor, hayır, küçük ama şey, enişteyi diyor. Evet. Ama bak, kafa karıştırıcı. Yani torunu varsa, evet. Nesi var mesela? Şimdi illa torunun olmasına gerek yok ki dünür olmak için. Soru kafa karıştırıcı Hakim Bey. Evet. Kafa karıştırıcı olsun ki kolay olmasın, tamam, diye. Tamam, bulamadık. Olsun, ilk elin günahı olmaz, olmaz dediğim gibi. Efendim 6 harflilere geçtik. İlk artı harfli. Türkçemi unuttum sağ olsun arkadaşlarım. 6 harfli ilk kelimemiz geliyor. Aklını ver. Gemilerin yanaşmalarına müsait şekle getirilmiş kıyı. Marina. Yok. Liman, modada var. Yazar. Ya iskele. Değil. Hani, şey, Boston. yok ya. Altı harfli. Şey, böyle tabelası vardır. Oyun atölyesinden çıkarsın. O tabela yazar. İskele değil. Değil. Liman değil. Yok. Şey, mesela müzikte altı şey vardır. Bu ritim. Hani, ha, onun gibi bir şey öyle bir kelime. Öyle bir Ay, Marina demedi. Nokta nokta üstünde diye filmi var. Susayım. Ritim diyorum. Gibi düşün. Araya bir tane daha harf koy. Noktaları kaldır. Ne oldu? Ritim. Ritim. Maşallah. Yetişemeyeceğiz. Dönme kızım. Dönme. Dönme. Dönme o tarafa. Yetişemeyeceğimiz dedin 2025 herhalde. Evet. Oh, neyse. Vallahi bildik. Bildik ya. Evet. En azından biliyoruz. Efendim 6 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Of. Hala da yarışıyor. Film çekiminde kullanılan ve üstünde çekimle ilgili çeşitli bilgiler bulunan tahta. At. Storyboard. Aa, yok. Ama storyboard. Aa. Çat. Klaket. Klaket doğru cevap. Sen de orada ekşi bakma, niye öyle bir şey? Allah canım alsın, ben bir soru bile bilemedim, biliyor musun? Nasıl oldu bu? Ya yalan söylüyor. Allah canım alsın. Hayır, yok öyle bir şey. Bir dönmemem lazım. Bir rüzgarını son anda buldum. Ya hep buna yatıyor sonra. Aynen. Evet, evet. Asla inanmıyoruz henüz. Kesinlikle inanmıyorum. Efendim 7 harflilere geçtik. 7 harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım nasıl bir soruymuş. Bir kimsenin dilediği gerçekleşmesini veya olmasını istediği şey. Arapça kökenli. Nokta nokta ediyorum ki hepimiz niyet adına. Niyet ettim değil tabii. Yok. Bir kimsenin dilediği gerçekleşmesi hayal. Harf alayım. Harf aldık. Evet, T. Kimsenin dilediği başarılı olmanızı nokta nokta ederim. Temenni.
Bak ya. Temenni doğru cevap. Yarışmanın tam ortasındayız Birce Hanım. Tamam. Yok canım. Evet evet. Ah. 2700 puanımız var. 1 dakika 39 saniye süremiz var. Bu ne demek? Biraz hızlanmamız gerekiyor demek. Tamam. Çünkü 7 sorumuz daha. Aynen. Ben yardımcı olmaya çalışacağım. 7 sorumuz daha var. 1 dakika 39 saniyede çok onları... Çok az. Tamam. Tamam. Şimdi evet tamam. Evet. İkinci 7 harfli kelimemizin sorusu. Gelsin bakayım. Bir kuş sütü eksik masada dostlarla yenen yemek. Basit düşün. O bir nedir? Tamam dur. Evet. Durdurdum. Harf aldın mı? Almıyorum. Almıyorum. Çünkü ziyafet. Ziyafet doğru cevap. Sana helal olsun. Severim arkadaşlarıma sofra kurmayı. Bilmez biz ziyafet efendim. Yapamasak da fena değiliz. Estağfurullah. Daha bir siz demin bir şeyden endişelendiniz. Neyden? Ya, yedi harfli. Yedi harf ne ya dedim kızı. Yani. Yedi harfli kelimeler yani. Ben de Birce yediye kadar sayamaz. Nasıl bunu cevaplayacaktım? Gerçekten birbirini seven bayılan 5 insan burada buluştuk. İnanılmaz. Ay. Efendim 8 harflilere geçtik. Şimdi Birce'cim 8 evet. harfli... ilk bulmamız gereken cevap iki kelimeden oluşuyor. İki kelime? Evet. Bunu derken bile ipucu vermiş gibi oldum. Tamam. Gelsin bakalım sorusu gelsin. Bileşik kelime diyoruz. Evet. Tamam. Peki. Bir elmanın yarısı olacak şekilde birbiriyle uyuşan, düşündükleri, hissettikleri birbirinin aynı olan sevgililer. Ruh eşi. Yok. Başka ne deriz? Ruh. İşte şey o mesela aynı tarihte doğan iki kardeşe de denen bir şey. Ruh ikizi. Ruh ikizi doğru cevap. Ama yaklaşmış ya. Tabii, aynısı canım. Matematiğim zayıf olduğu için harf sayısını şey dedi. Evet. Evet tamam ondan. Ben evet. uyarmıştım. Efendim 8 harfli... 8 harfli ikinci aradığımız cevap inanır mısın? Bu da birleşik bir kelime diyebiliriz. İki kelimeden oluşan tamam. Ama bayağı bildiğimiz bir şey. Bayağı bildiğimiz. Evet, gelsin sorusu. Özellikle riskli durumlarda gerçekleşmesi söz konusuyken son anda gerçekleşmeyen olaylar için kullanılan bir söz. Yani hayır. Yani tamam, yani nokta nokta olacaktı. Yani böyle bir son anda gerçekleşmeyen olaylar için kullan. Bir harf alalım harf ya. Harf aldık. Z. Dursun. İki kelime. İki kelime. İlki hece gibi, tek hece gibi düşün. Az ha. kalsın. Az kalsın doğru cevap. Arkada bu arada Serkan neyse Allah'tan alkışlanıyorum. Arkadaşlar ben baştan uyardım. Evet, dedi. Şampiyon belli ikinci kim? Efendim, 9 harflilere geçtik inanır mısın? Ve yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Şu soruyla ama bu basit. Yılbaşı ile ilgili. Tamam. Ya daha ne ipucu vereyim? Tamam. Gelsin bileşik. Efendim? Bileşik ve yılbaşı ile ilgili. Evet. Tamam. Kış manzaralı olmasına rağmen baktığınızda içinizi ısıtan ve sizi gerçek dünyadan soyutlayan obje. Soba. Çam ağacı. Kış manzaralı kış obje. Kış manzaralı obje. Kış kalorifer. Manzaralı obje. Çam ağacı. Cam olur genelde. Cam olur. Aa cam küre. Şey küresi. Kar küresi. Kar küresi doğru cevap. Editör bize gerçekten iyilik mi yapıyor, kötülük mü bilmiyorum ama 9 harfli ikinci aradığımız cevap da iki kelimeden meydana geliyor. Bakalım nasıl bir söz dizisiymiş. Gelsin sorusu. Bu biraz... Evet. Gel. Kazık. Neredeyse bedava, çok uygun fiyatlı anlamlarında bir söz dizisi. Aa bu... Bu sudan ucuz. Yok abi. Sudan ucuz doğru cevap. Bravo. Fena gitmiyorum ha. Birce'cim son ekonomiden anlar. Gerçekten. Ekonomiden anlarım. Her hafta pazarıma çıkarım anlarım aynen. ekonomiden. Evet. Ekmek oldu 10 lira. Ekmek 10 lira. Yumurta evet. ne kadar oldu? Yumurta, yumurtanın tanesi en son 1 liraydı. Şey alırsan. Ne biliyorsun? 1,5'a da var yok. Ben pazardan alışveriş yapıyorum aşkım. Ben marketten almıyorum. Birce fark ettiniz. Gözüne bakmadan kimseyle konuşamıyor. Tabii.
Yani galiba dudaklarını okuyor. Bak, duymuyor. Dönmesi gerekiyor. Baykuş gibi. Bakacak ona. İlla bakacak. Ben hep Birce'nin ensesine konuşacağım sevgili izleyen. Birce böyle rahat ediyor. Kim konuştu üst katta mı? Çıkıyor. Üst kata gidiyor. Sonra geri dönüyor. Gerginlik. Ya dönmeyeceğim. Söz veriyorum dönmeyeceğim. Dön. Tövbe. Bakma bize ya. Olacak bir şey değil. Efendim 10 harflilere geçtik. Tek kelime. Soru da kolay. Allah bunu bileceksin. Vallahi. 10 harfli tek kelime zordur. Tabii. Zordur o kelime. Yapıştırın soruyu. Yılbaşını sakin ve rahat karşılamak isteyenlerin pijama ve terlikle birlikte keyif üçgenini oluşturan aygıt. Televizyon. Televizyon doğru cevap. Bunu da mı bilemedin? İbrahim Bey Enis ağlıyor. Dönme. Enis. Deminden beri uyarı alıyorsun hayatım. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bunu bilememiş. Enis ağlıyor, tuvalete gidebilir mi? Bunu. Çocuklar bu nasıl olur, bir soruyu bile bilemedim ya. İmkansız bir şey. Ben buna inanmıyorum. Yok, şu anda yani ya. Buraya oturunca değişiyor. Bizi yiyor şu anda. Gerçekten değişiyor mu oraya oturunca? Tabii. Mümkün değil yani. Evet. Burada nesin, orada biliyorsun. Ne olacak Allah aşkına, bilmiyor muyuz sanki? Yani evet, buradan oraya ne değişecek bakalım hadi. Son sorunuz. Aa! Evet. Rezil ol inşallah. Bilce 11 ondan sonra geliyor. Tamam. Bu da iki kelime. Evet. Aynı kelimenin iki kez tekrarı gibi tamam. Bir şey. Buyursunlar gelsin sorusu bakalım. Eyvah. Mecazi anlamda işlevi yerinde duramayan, neşeli, kıpır kıpır, hareketli kimseleri niteleyen bir kelime. Kıpır kıpır. İşveli, yerinde duramayan, neşeli, hareketli kimseleri niteleyen bir kelime. Alma. Almayayım. Aldım. Peki. Bastım. Evet. Ne oldu? Söyle. Ne dedin demin? Ne dedim? Evet. Dön be. Ne dedim? F efendim. F'li bir şey mi çıktı ağzından? Tekrar ya. Yok. İlki neydi? Bir şey bir şey fıkır dedi. Fıkır. Ha, fıkır fıkır. Doğru. Aa, doğru mu? Evet. Vallahi bulmuşum. Gerçekten. Fıkır fıkır. Birce Hanım 8600 puan aldınız. Yani. Yani mi? Ne yapayım? Aslında bu kadar. Yani. Hayır, bu mesela bu yarışmaya katılan diğer yarışmacı insanlar arasında böyle güzel bir sıralamada hissedebilir tamam. miyim kendimi? Hissedebilirsiniz. İlk yarışmacı olduğunuz için sizden için sonraki insanlar, yarışmacılar size göre strateji yapabilir. Mesela siz 8600 puan aldıysanız yanılmıyorsam kaç? O 12 tane harf almışsınız. Ay, almış mıyım o kadar? Gibi yok aslında o kadar almadınız. Bir tane soru açtırdınız ya. Öyle mi? O açılınca İbrahim Bey, kelime. Sağ olunuz. Dünür açıldı ya. Dünür evet. Dünüre küçük dediniz ya Birce Hanım. O yüzden onu bilemedik ya, küçük deyince siz orada olmadı. Patladık. O yüzden ekstra 12 harf almışsınız gibi oldu. Oldu. Ay, şimdi yazık sizden bana. Sonraki yarışmacı 12 harf alabilir ama 6 saniyede arttırdım. 6 saniye ya, 12 harf alırlarsa 7 saniye arttırmaları lazım. Gibi şeyler var. Neyse, belki biri bir şey bilemeyebilir, olabilir. Neden olmasın? Allah aşkına dönme. Dönmüyorum. Dur. Kalkmıyorum. Yok, buradayım. Ben, burada finalizeyim. Bak nasıl biliyor musun? Ben alkışlarla uğurluyoruz diyeceğim. Diyeceksin, ben ondan öyle kalkıyorum. Sonra yok, öyle de kalkmayacaksın. Kalkmıyorum. Alkışı duyacağız, kestik diyecekler. Ki arada senin yürümeni görmesin seyirci. Tamam. Zaman kaybı olmasın. Tamam, ben uçarak gidiyorum ama. Evet, peki 2024 ile ilgili bir dileğin var mı? Kendinle ilgili. Kendimle ilgili. Kendimle ilgili, yani herkes tabii aşağı yukarı biliyor kendimle ilgili dilekleri. Yani dileğimin ne olduğunu artık. Yani yaş 40. Yani evet. Bir noktada benim de bir artık. Niye acaba, bir olsa mı artık? Ben böyle hep tek başıma nereye kadar? Bir aşk olsun. Evet. Bir aşk olsun. Bir tane o. İşimiz, gücümüz, sağlığımız olsun. Yerinde evet. Olsun. Kendimle ilgili bu. Evet. İkinci dileğim, yani ülkemiz için dileğim, barış. Hı hı. Kesinlikle barış. Huzur, esenlik, adalet. Evet. Dünya içinde hakeza aynılarını dileyerek masadan uçarak ayrılıyorum. Nasıl da gidesi var? Göndermiyor. Hayır. Hadi. Yok, beni arkadaşlarımı bekletmemek için, yoksa otururum biliyorsun. Bilmez miyim? Hanımlar beyler. Pardon Serkan, bir şey diyor. Bir yıl vaktimiz var dedim. Pardon. Hanımlar beyler, Birce Akalay'ı alkışlarla uğurluyoruz. Bak gidiyor.
İnanılmaz. Bu nasıl anlaşılamaz? Göndermiyorum. Hanımlar beyler, bir jakalayı alkışlarla uğurluyoruz ve Ertan Altınorak geliyor.